gidiyorum? Bu yol değil mi? Emin misin? Tabii anneciğim, tabelayı gördük ya. Hay Allah ya Rabbim. Yani Ece, şu yaptığımıza inanamıyorum ya. Anne ne olur, konuştuk bunu. Hem ne yapalım şimdi, buraya kadar geldikten sonra geri mi dönelim? Tamam, sustum. Zaten başından beri susuyorum. Bakalım, göreceğiz. Daha dur, konuşmaya başlamadım. Her şey bitsin diye bekliyorum. Esas bir hafta sonra konuşacağım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Anneni ilk defa bu kadar çok konuşurken göreceksin Ece. O zamana kadar bir haftan var, tadını çıkar. Sinirlendik. Evet. Ne yapıyorduk sinirlenince? Hadi. Ece yapma, hiç çekemem şimdi vallahi. Hadi bir kerecik. Olur. Bir, iki, üç. Tatildeyiz. Vallahi arabanın arka tarafındakiler tatilde normalde. Ön tarafın hali fena. Ön taraf yanaklar kan kırmızı çalışıyor. Kızım öne gelsene artık. Aa, iyice şoför yaptın beni ama. Tamam annem, şunu bitireyim geliyorum. Siz hiç öldünüz mü? Ben bir kez öldüm. Bunu bütün mecazi anlamların ötesinde söylüyorum. Bu arada aklım buna takıldı birden. Neden en çok mecazi anlamı olan şey ölmek acaba? Yorgunluktan ölmek, aşktan ölmek, gülmekten ölmek. Gerçekte sadece bir kez yapabileceğimiz bir şey için ne çok yerler yapmış gibi konuşuruz değil mi? Neyse, ben bunları kastetmiyorum. Belki inanmayacaksınız bana ama ben gerçekten öldüm. Ve dünya o zaman daha yeşil bir yerdi. Tıpkı burası gibi. İlk kez geldiğim ama her karışını bildiğim bu yer gibi. Benim güzel kızımın meyvesi geldi. Ah. Hadi bakalım, aç ağzını. Uçak geliyor, yapalım mı? Yapalım. Tamam. Geliyor, 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 geliyor. Hop. Hadi bir tane daha. A-a. Bak, bu baba için. A-a. Hadi Ececiğim, aç ağzını. Benim adım Ece değil ki. Neymiş bakalım senin adın? Mukaddes. Nereden öğrendin sen bu ismi? Ben öğrenmedim ki, onlar koydu. Geldin mi? Yok, daha gelmedim. Kocan yolda, ona haber vermeye gelmiş ve elçiyim ben. Üf Erdem, hiç çekemem şimdi. Hemen konuşmamız lazım. Tamam, çıkarma, salona gel. Ayakkabılar. Evet. Oo, olay büyük. Kız, beni boşayacaksın mı yoksa? Erdem, Allah aşkına espri yapma. Bak hakikaten bir de biz kavga etmeyelim. Ah canım. Güzelim benim. Uyumuş mu bu? Yo, ilaçla bayılttım. Psikopatım ya ben. Erdem, lütfen oturur musun? Erdem, bu kız çok tuhaf şeyler yapmaya başladı. Sevgi, başlama yine ya. Neye başlıyorum Erdem? Küçücük bir kız Mukaddes diye bir ismi nereden bilsin? Bugün adım Mukaddes dedi. Soyadını bile söyledi. Mukaddes Türkoğlu'ymuş. Bana onlar bu ismi koydu dedi. Daha önce gördüğü bütün o rüyalar, kahvaltıda anlattıkları, 5 yaşındaki bir çocuğun kurabileceği şeyler mi bunlar? Ben bile düşünsem bu kadarını yaratamam. Geçen gün kahvaltıda bana kuzine de börek pişirsene dedi. Ece kuzineyi nereden bilsin Erdem? Benim anneannemin evinde vardı. Ben bile nasıl bir şey olduğunu unuttum. Abartıyorsun ya. Bütün bunları televizyondan duymuştur. Ya öyle mi? Şadırvan, gaz ocağı, gergef, avlu, konsol. Bunları da mı televizyondan duydu? Sıkı dur, çeşme bülbül, camadan,
Camadan'a geçen gün Osmanlıca sözlükten baktım. Bir tür dikişsiz cepken diyor. İşin tuhafı ne biliyor musun? Bunların bazılarına benim dilim dönmüyor bile. Ama o maşallah takır takır sıralıyor. Bak karıcığım, gel otur. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Ece yaşıtları gibi değil. O üstün zekalı bir çocuk. Doktorun söylediklerini hatırlasana. O hep diğerlerinden bir adım önde olacak. Eğer bunu kabul etmezseniz hem kendinizi hem onu çok yorarsınız demişti. Unuttun mu? Ay çok güzel. Ezber tamam. Kızın babasına çekmiş belli ki. Erdem bütün bunları ben de biliyorum. Ben bambaşka bir şey söylüyorum sana. Legoları 3 saniyede yerleştirmek evet bir zeka belirtisi. Ama benim adımı onlar koydu. Adım mukaddes demek başka bir şey. Sanki yaşamış gibi anlatıyor. Peki ne yapayım ha? Sen söyle ben yapayım Sevgi. Ne yapayım yani? Yani uyanınca bütün bunları sakın konuşma mı diyeyim? Bir psikoloğa falan götürsek, hipnoz mipnoz bir şey yapsalar. Oldu. 5 yaşında çocuk o. Delirdin sen herhalde. Travma falan geçirir çocuk. Ya böylesi daha zararlıysa? Esas o zaman ne yapacağız? Tamam. Biraz büyüsün. O zaman bakarız. Hı? Peki evinizi biraz tarif eder misin Mukaddes? Neden ki? Ev işte. Babam rahmetli sağ olsun. Şuncağızı elleriyle yaptı da anacımla başımızı soktuk. Anam altta ben üstü olup gideriz işte. Bahçesi var 2 karış bile olsa. Menekşeyi severim ben. Hercaisini en çok. Bir görsen ne güzel ettin bahçeyi. Cemil Cümle'nin dilinde bahçenin güzelliği. Ziya kim Mukaddes? Ziya'yı ne bildin ki sen? Sen söylemişsin. Ben mi demişim? Tövbe demedim. Ziya kim bilmem ben. Kimse kim? Mukaddes, bu Ziya senin sevgilin mi, flörtün mü? Buyur. Yani yarın mı, yavuklun mu? Tövbe, kim demiş kim görmüş ki? O Hanife'nin uydurması hep. Yalan der kim dediyse. Adını yazabilir misin? Onu bilirim. Bellettiler de adımı yazmayı. Başka yazamam ama Elif Bey'i bilirim. Okurum da. Havaya elinle adını yazabilir misin? Tamam. Şimdi 3'e kadar sayacağım. Uyanacaksın. 1. Nasılsın? Pardon. İyiyim. Neler söylediğini, ne yaptığını sormayacak mısın? En çok merak edilen olur çünkü. Hayır. Neden? Biliyorum çünkü. Farklı olmak. Başka bir saksının çiçeği olmak, bir yere ait olamamak, bir yerin sana ait olamaması. Bunları iyi bilirim. Ve yaşamayı öğrendim. En başından beri. Sağ ol. Afiyet olsun. Açıkçası beni çok şaşırttın Ece. Bu meslek hayatımda ilk kez başıma geliyor. Hipnoz sonrası neler dediğini hatırlaman bana bir tek şey düşündürüyor. Hipnozu reddettin. Ve beni kandırıyorsun. Yani Ece, kısacası rol yapıyorsun ve bu oyun hoşuna gidiyor. Bana ne yapmak istediyseniz onu yaptınız. Korkmayın. Bu sizin mesleki bir beceriksizliğiniz değil. Ece! Terbiyesizliğin lüzumu yok. İlker Bey sana yardım etmeye çalışıyor. Neye yardım etmeye çalışıyor? Benim yardıma ihtiyacım yok ki. Siz yardım alın isterseniz. Ben her şeyi gayet iyi biliyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen önceydi. Şimdilerde bir kasaba, o zamanlarda bir köy. Yaşadım ve öldüm. Adım Mukaddes'ti. Sevgilimin adı da Ziya. Onu inkar ettin ama biraz önce. Mukaddes inkar etmiştir. O zamanlar laf olur diye korkuyordur. İlla o kelimeyi ettireceksiniz bana. Reenkarnasyon. Evet bu işte. Ben yeni bir bedende hayat buldum. Ne yani, bizi inkar mı ediyorsun? Annen değil miyim ben senin? Ay anne lütfen. Duydun Erdem ne diyor? Başka bir annem var demek bu resmen. Ay bunca yıllık kızım. Bak
Sevgi saçmalama Allah aşkına. Bir de lütfen sen sakin ya. Olur musunuz? Herkes sessiz olabilir mi lütfen? Ece, seninle kavga etmek niyetinde değilim. Eğer beni doktorun olarak görmek seni rahatsız ediyorsa, bir abin olduğumu varsay ve beni biraz dinle. Sana birkaç hikaye anlatmak istiyorum hızla, kafanı şişirmeden. Peki, dinliyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta kayıtlara geçen bazı gerçek olaylar da yaşandı yıllar evvel, hala da yaşanıyor. Böyle şeyler maalesef soytarı televizyoncuların ucuz haber programlarına da konu oluyor. Ve affedersiniz, işin kakası çıkarılıyor. Ama gerçek bu. Dudullu'da tek göz bir gecekonduda yaşayan bir kız çocuğu Antakya'da bir konağı olduğunu ve onunla aynı anda tekrar dünyaya geldiğine inandığı kocası Hasan'ın da orada olduğunu iddia ediyor. İşin tuhafı, o yaşlarda bir çocuk da gerçekten eski karısının İstanbul'da olduğunu ve kendi yaşında olduğunu söylüyor. Yani iki tarafın iddiaları da birbirinin aynı. Ay işte bizimki de aynı. Çocukluğundan beri hep dediği şeyler. Bu çocuklar birbirlerini daha önce hiç görmemişler. Ama ailelerini zorlayarak, tanıdıklarının tanıdıkları vasıtasıyla, ortak telefonlarla bir şekilde aileler buluşuyor. Çocuklar birbirlerini görünce gözyaşlarına boğularak, birbirlerine eski isimleriyle hitap ederek sarılıp ağlıyorlar. Bu resmen kayıtlara geçmiş bir hikayedir. Biliyorum, kitapta okudum. Bu tür şeyleri istismar eden binlerce ucuz doğaüstü kitaptan biridir eminim. Ve sizin kuşağınız inanacak bir şey bulamayıp bunlara sarılıyor. Niye böyle diyorsunuz? Bakın kendiniz de söylüyorsunuz işte. Anlattığınız hikaye. Evet, bu hikayeyi anlattım. Ama reenkarnasyona inanıyorum demedim. Daha bir sürü de anlatabilirim. Mesela tek kelime Almanca bilmeyen bir İngiliz kadının hipnoz sırasında en eski, hatta unutulmaya yüz tutan bir Alman dili ve aksanı ile konuşmasını da duymuşsundur. Bütün bunlar reenkarnasyon diye bir şeyi haklı çıkarmaz. Bunun adı bilgi aktarımıdır Ece. Bilginin ve öğrenilenlerin genlerle asırlar sonrasında yaşayan yeni insanlara geçmesi yani. Mesela hiç gitmediğim bir yerde oradan geçerken yaşanan sanki ben burayı biliyorum, daha önce yaşadım hali gibi bir şey. Aa, bu bana çok olur. Bakın, bir belgeselde izlemiştim. Belli bir tür kuş sürüsü her yıl okyanus üzerinden göç ederken aralarından bazıları kendilerini okyanusa bırakıveriyor ve ölüyorlar. Ve bu her sene tekrar edip duruyor. İşin tuhafı, tam da aynı noktada yapıyorlar bunu. Denizin tam o noktasında. Yorgunluk mu, toplu intihar mı belli değil. Bilim adamlarının araştırmalarının sonucu ne biliyor musun? Yıllar evvel orada, tam o noktada, şimdi sulara gömülmüş bir adacığın var oldu. Ve bu kuş türünün uzun süren yolculuğunun dinlenme mekanı orası. Ada artık yok, sulara gömülmüş. Ama bilgisi kalmış. Ve yeni jenerasyonlara geçiyor. Tıpkı yeni doğan bir bebeğin hiç bilmediği halde annesinin memesini emmesi ya da ona uzatılan parmağı tutması gibi. Vay be. Görüyor musun? Aha, evet. Ece. Bak. Bir ruhun varlığı tartışılır. Diyelim ki inanıyoruz. Onun başka bir bedende dünyaya gelmesi gibi saçma şeylere sakın inanma. Çünkü ruhun tektir ve sana aittir. Onu bir başkasıyla paylaştığını düşünme. Lütfen bu kötülüğü kendine yapma. Mısınız? Buralarda bir emlakçı var mı acaba? Efendim, az ileride. Bir rüyanın peşindeyiz. Doğru, bunu yapmak delilik belki. Ben çılgınlığı tercih ederdim. Çılgınlık hem iyi hem de kötü anlamda. Düşünüldüğünde, cümleler içinde kullanıldığında hem mutluluğu hem de mutsuzluğu aynı kelimeyle anlatabilirsiniz. Bu ev. Seni burada bekleyeceğim.
Lezek ilerler bir kasaba burası. İstanbul'a yakın. Ben daha uzaklardan geleceğim. Senin için. Seni çok özledim. Neredeyse 100 yıldır. Sokaktaki evin anahtarı değil mi? Hayır. O bu. Yani Pelin, inanamıyorum. Anahtar panosunun tozunu almak sadece senin aklına gelebilirdi herhalde. Hepsi birbirine karıştı. Ne olacak şimdi? Bir tek karışmayan ormandaki evin anahtarı, biliyor musun Sema abla? Pano devrildi ama resmen o anahtara hiçbir şey olmadı. Bir tek o asılı kaldı. Ben diyorum sana. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Hoş buyurun, geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Ortalığın kusuruna bakmayın. Biz bir karışıklık yaşıyoruz da her anlamda. Size nasıl yardımcı Kolay olabiliriz? Kolay gelsin. Sema Hanım değil mi? Aha. Adım Ece. Annem Sevgi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Sema Hanım, biz bir ev arıyoruz. Nasıl tarif etsem? Bir ormanın içinde, iki belki üç katlı, iki yanında kuleler yükselen bir ev. Böyle bir evle ilgili bilginiz var mı? Bilgi mi? Pek bilgim olduğunu söyleyemem ama o evi ben kiralıyorum. Bak, dedim sana. Siz o evi nereden biliyorsunuz? Pelincim, ne içersiniz diye sorman daha doğru değil mi? Ne içersiniz? Çay. Ben su alabilir miyim? Tabii. Dedim ya, bugün biraz karıştık buralarda. Herhalde internet sitemizde gördünüz evi değil mi? Ya da birileri önerdi. Hayır. Rüyamda gördüm. Ay, ay. Olsun. Nazar çıktı. Kızım da sağ olsun, çok esprilidir. Hayır anne. Gerçeği anlatmalıyız. Belki Sema'nın bir ipucu verebilir. Belki Ziya'nın yerini biliyordur. Yalan yok, bunu konuştuk. Bakın Sema'nın. Tuhaf geleceğini biliyorum. Ama bir hafta süreli o evde kalmalıyız. Beklediğimiz biri var. Rüyalarımda bu eve geleceğini söylüyor. Sinirleri çok bozuk bugünlerde. Görücü gelecek de yakında ona. Böyle her şeyden nem kapıyor. Bu sene üniversite ikinci sınıfa geçiyorum. Deli falan değilim Sema Hanım. Bize inanmanızı istiyorum. Bize bir haftalığına kiralayabilir misiniz o evi? Babam da gelecek yarından sonra. Pekala. İşlemleri halledelim o zaman. Hava kararmadan birkaç alışveriş yapalım aşağıdan, yemeklik filan. Akşam zaten için. Çok fazla alternatifiniz yok. Ama olanlar da çok taze ve doğal şeyler. Aha. Yol kenarında manavlar, çiftlik ürünü satan insanlar göreceksiniz. Onlardan alışveriş etmeye çalışın. Sattıkları her şey çok güzel ve lezzetlidir. Hormonsuz filan tabii. O zaman benimle beraber gelin Sevgi Hanım, dolaşırız biraz. Yok, biz biraz sonra inelim Ece ile birlikte. O azıcık kendine gelsin. Anlıyorum. Biraz tuhaf bir kızım var. Farkındayım, size de tuhaf bir gün yaşattık. Özür dilerim ama anne olunca işte onların her istediğini yapabildiğin kadar yapmaya çalışıyorsun. Aman Sevgi Hanım, sizinki de bir şey mi? Ben ne tuhaf kiracılar gördüm. Ben de onu soracağım Sema Hanım. Gerçekten bu evle ilgili bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Yani bu evin sırrı ne? Ya da böyle bir sır var mı? Bir bile bilsem Sevgi Hanım. Bir bile bilsem. Ay, siz de böyle derseniz. Ürperdim şimdi Sema Hanım. Yok canım, kastettiğim şey, evin sahibini ben de tanımıyorum da ondan. Bütün işlemleri vekalet verdi, bir yardımcıyla hallediyoruz. Tamam da gece olunca ne yapacağız kadın başımıza? Korkmayın canım. Hiç öyle şeyler olmaz burada. İstanbul'dan daha güvenli halde olacağınıza garanti verebilirim. İnşallah. Hoşça kalın.
Erdem, geldik, geldik biz. Güzel, güzel. Çok güzel buraları. Kahvede toplanıldı. Muhtar herkesi çağırmış. Eli silah tutan ne kadar adam varsa hepimiz oradaydık işte. Gelen haberler fena. Her yandan gelmekteymiş düşman. Bunlar konuşuldu hep. Anadolu çoktan ayaklanmış. Bizim köy geri bile kaldık. Çoktan yola çıkmak lazım gelmekte. Gideceğim mi sen de? Gitmem olur mu hiç? Gidilecek elbet. Sırf bize değil size de çok iş düşmekte. El birliği olmazsa, kadın erkeği sırtlanmazsa vatanı nasıl dururuz ayakta? Öyle dedik. Yemin ettik. Ağlamayasın. Ağlamak olmaz bu kutlu günde. Vatan senin adındır mukaddes. Çarpışılacak elbet. Ölmekten yüksünülmez. Ölsem de gam yeme ardından. Ama korkma. Döneceğim. Döndüğümde başımın üstüne yeminimdir. Helalim olmasan da daha... ben derim ki kendime... helalimsin. Yeminimdir. Anne. Korkuttum, özür dilerim. O kadar merdiveni sessiz nasıl inebildim bilmiyorum yani. Ayak sesi bir şey yapsana. Olur. Bir dahakine nalınlarımı giyer inerim. Kusura bakma, ev şey yaptı da beni. Değil mi? Biraz ıssız gibi gece olunca. Issız ya. Ah be kızım, söylemeyeyim diyorum ama. Gece gece kadın başımıza buralarda. Esas babana ne diyeceğiz yarından sonra? Gelince başlayacak şimdi. Nasıl kaldınız burada iki gece? Dağ başında keserler adamı. Zaparta yiyeceğiz tabii haklı olarak adamda. Ay yalan mı söylesek, ne yapsak? Desek ki biz evi tuttuk ama otelde kaldık. Korktuk sen gelinceye kadar. Ay iyi, arıyor. Vallahi arıyor. Erdem, canım. Anne var. Kocam arayınca sevinemez miyim? Olsun, az evvel de konuşsak özledim seni. Yemek yiyoruz. Biber dolması vardı dolapta, çıkardın değil mi? İyi, hadi afiyet olsun. İyi, o da selam söylüyor. Alışveriş ettik aşağıdan. Yani hayır, burası yukarısı değil de lafın gelişi. Çarşıdan aldık. Hormonsuz hep. Her şeyimiz tas tamam. İyiyiz, iyiyiz. Çok güzel buraları. Hiçbir şey lazım değil. Sen gel yeter. Hadi bekliyoruz. Öptüm canım. İyi geceler. Aa, bana niye vermedin? Telefonda saçmalama diye. Tedirgin cevaplar verip adamın yüreğini ağzına getirme diye. Ayı mayı yoktur inşallah buralarda. Akşam saldırırsa ne yaparız kız? Kurt falan da vardır kesin. Aa, kız köfte yapmasaydım keşke. Kokusu bütün ormana dağılmıştır. Kuma gördüm ben az evvel pencereden. Simsiyah attı böyle. Yemin et.
Bir de utanmadan alay ediyorsun. İyice terbiyesiz oldun artık. Anneciğim, beraber yatırız üst katta. Kapıyı da kilitleriz. Telefonlarımızı da yanımıza aldıktan sonra tamam işte. İyi, hadi yemeğini ye. Üf, bir an önce sabah olsa başka bir şey istemeyeceğim. Burada mıydın? Uyandım, seni göremeyince korktum. Seni de uyku tutmadı değil mi? Yok, ondan değil. İnanıyor musun geleceğine gerçekten? Hadi gel kızım, soğuk burası, yatalım. Nasıl korkmadan oturuyorsun burada? Çünkü görebiliyorum. Kapılarını kapatıp kilitlersen daha çok korkarsın. Çünkü neyin geleceğini bilemezsin, göremezsin. Ama işte böyle korktuğun yere gözlerini dikip bakarsan artık korkmazsın. Orada ürkütücü bir şey olmadığına inanırsın. Sen böyle deyince ben de doktorun söylediklerini hatırladım birden nedense. O göçmen kuşları anlatmıştı ya hani. İnananlar ölmüş, inanmayanlar kurtulmuştu. Bilmem anlatabildim mi? Kullanan arabamız çalındı. Atlayın! Ya ne oluyor ya? Gördüm. Ziya otobüsü.
de geliyor. Ziya mı? Şu an buraya yaklaşıyor olabilir. Dur dur, ben binmem bu arabaya, geç. Geç, ben kullanacağım, geç. Hadi baba çabuk. Tamam kızım, Allah Allah ya. Eskiden kızlar babalarıyla bu konuları konuşamazdı bile. Şu hale bak. Biz oğlanın peşinden koştur koştur. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Erdem tamam, yola bak. Gelen giden bir araba yok gibi ama. Gelecek biliyorum. Az kaldı. Şurada oturup bekleyelim bari. Ben sorayım birilerine. Gelen giden bir otobüs oldu mu? Ya da ne zaman gelecek? Nereden gelecek bu otobüs biliyor muyuz? Ece. Bilmiyorum. Ben bir sorayım. Tamam. İyi, içim bulandı ya. Çay değil, zehir sanki. Karbonat koyuyorlar da ondan. Çok demleniyor ya. Abi bakar mısın? Gel. Ne kadar bunlar? 1 lira. 1 lira. Dur bakalım. Al. Sağ ol. Bari bulmacasını çözeyim ha. O taraftaki rock grubu. Kim bunlar ya? Manga. Çok güzel şarkıları var. Sen nereden biliyorsun? Ay yaşlandın sen, ha. Yaşlandın. Bir erkek ismi. Eski dilde ışık anlamına gelir. Bak araba geldi. Sen onlara bak, ben hemen geliyorum. Döneceğim demiştim bana. Hatırladın mı? Unutmadım biliyorum. Ben de unutmadım. Dönmek ne kadar sürer? İnsan ne kadar bekler? Vazgeçmek kaç yıl olur? Unutmak kaç yıl? Bizimkisi neredeyse bir asır. Neredeyse. Hiç doğmayan torunlarımızın öğüttüğünü düşünüyorum. İnandım, bekledim. Buradayım. Hadi yalancı çıkar hepsini. Hadi yalancı çıkar. Artık biz gülelim onlara. İn şu otobüsten, in. 100 yıllık yolculuğundan in artık Ziya. Tam 100 yıldır biliyordum. Şimdiki adım Ece. Mukaddes değil artık. Ama inan, Mukaddes de Ece de çok sevdi seni. Hiç azalmadı sevgileri. Tam 100 yıldır. Mukaddes'im. Ece. Dur sana bir bakayım. Hiç değişmemişsin. Sen de. Hiçbir şey değişmedi ki. Hiçbir şey. Sadece zaman. Zaman dediğin nedir ki? Bazen 100 yıl. Bazen göz açıp kapayana kadar. Erdem, hafif hafif başım dönmeye başladı benim. Bunlar hakikaten tanışıyorlar. Ay ağlayacağım şimdi. Doktor da demişti ya. O bilinç bir şey istedi, yeniden doğmak demedi. Ne olursa olsun. Bildiğim bir şey var ki Sevgi Hanım, bize bir damat geldi.
Dua et de iyi aile çocuğu olsun. Gitsek mi, ne yapsak? Bilemedim ki ben de. Yürü tanışalım. Onlara kalsa ayrılmayacaklar. E normal. 100 yıllık bir özlem. Ayrılırlar mı hiç? Ayrılmazlar tabii. Korkma annemle babam. Çok anlayışlıdırlar. Buna sevindim. Anne, baba, Rıziya. Ya da hay Allah, şimdiki adını sormadım. Kaan, bana da hep olur bu. Hep Ziya diye isimlidir. Bilmez miyim? Annem Sevgi, babam Erdem. Merhaba. Merhaba. Merhaba Kaan. Yani şey, ne diyelim biz? Fark etmez efendim, memnun oldum. Şey yapalım, arabamız var. Hemen şurada, eve çıkalım. Bol bol konuşuruz orada. Evi biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? E hadi o zaman, acıktık da zaten. E ancak yemek memek he? Ya, hadi bakalım gençler, buyurun. Kafam karmakarışık oldu Erdem. Şimdi bunlar ikisi de bizden yaşlı mı yani? Tabii ki tabii değil. De. Ne olacak şimdi? Vallahi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu söyleyebilirim. Evi sen de gördün mü rüyanda? Yoksa sadece bana mı malum oldu? Uyanıkken mi seslendin yoksa uykunda mı? Her şeyi bilmek istiyorum. Hadi anlat. Bunu sonra konuşsak? Sizden çekiniyor. Ay yok yavrum, biz açık fikirli insanlarız. Yanımızda rahat et lütfen. Büyük bir ev. İki yanda kuleleri var. Ormanın içinde. Ben rüyamda hep uzaktan gördüm. Ama sizden önce gelmiş olsaydım elimle koymuş gibi bulurdum. Hatırlayamadığım tek şey ne biliyor musun? O evi eski yaşantımda da gördüm mü acaba? Görmüş gibiyim ama hatırlayamıyorum. O kadar uzun zamandır orada olduğunu sanmam. Bence o kadar eski bir ev değil. Öyle mi dersin? Değişmiş buraları. Çok değişmiş. Eskiden otogarın orada bir kahve vardı. Büyük bir kahve. Evet biliyorum. Ama ben hiç görmedim. Neden? Unuttum yoksa eskiden kadınlar kahvenin önünden geçmez, arka sokaktan dolanırdı. Ha doğru. Çeşmeyi hatırlarsın ama. Evet. Seni görmeye oraya gelirdim. Biliyor musun? Eski evlerimizi görmeyi çok istedim. Ama korktum. Zaten büyük ihtimalle. Apartmanlar dikmişlerdir. Aslında bütün kasabayı görmeyi istiyorum. Ama işte çok korkuyorum. Anılarımdaki her şey o kadar güzel ki. Belki de bozulsunlar istemiyorum. Hiç anlatmıyorsunuz ya. Ne iş yapıyorsun bakalım? Kimlerdensin? Ailen nasıl? Dur canım. Ha? Çocuk yorgun anlatır. Bırak şimdi onlar konuşup hasret gidersinler, sıra bize de gelir. Değil mi? Arkasında da boş randevu gibi bir havuz olması lazım değil mi? Evet. Ziyacığım, çantanı da al, yukarıdaki odalardan birine yerleştirelim seni. Biz yemeği hazırlayana kadar dinlenirsin. Duşunu da al, kendine gelirsin. Zahmet oluyor size de. Aa, ne zahmeti canım. Ece hadi sen çıkar Ziya'yı odasına. Gel. Aynı odada yatmayacaklar herhalde değil mi? Hı? Hayır canım, ne alakası var? Erdem biraz rahatlar mısın? Çocuklar burnumuzun dibinde, gözümüzün önünde. Abartıyorsun ama. Misafir işte. Kızımızın eski bir arkadaşı. Öyle bir yerden bak olaya. İyi, bakarız. Gel bak, çok tuhaf bir yere açılıyor bu oda. Burası yatak odası ama bir gizli odası daha var. Bu da dışarıdan gördüğün o kulenin içi. Yani sen şu an o silindir kulenin içindesin. Masallardaki gibi. Aslında bu odalarda hep prensesler kalır ama. Hani saçlarını uzatıp aşağı salan prensesler. Rapunzel'in hikayesi. Hı
O kadar uzun zaman bekledim ki bunun için. Tamam Ece. Sağ ol. Çok güzelmiş bu oda. İyi misin yavrum? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bak banyo bu tarafta. İstediğin her şeyi sormadan kullanabilirsin. Havlular temiz. Hı hı. Et yiyorsundur değil mi? Akşama mangal var. Sana bir sır vereyim. Erdem abinle bir kadeh bir şey iç yemekte. Yarenlik et, azıcık hoşuna gider. Bir kadeh ama, ikincisi yok. Fenerbahçelidir. Sen tutmasan da kötü bir şey söyleme o takıma. Anne. Ne var, taktik veriyoruz şurada. Sorun değil, ben de Fenerliyim. Ha işte şimdi güzel oldu. Hadi anneciğim biz çıkalım. Al canım. Hay yaşa. Nasıl gidiyor? Kızarıyor mangal. 10 dakikaya hazır. Beyzade uyanmadı mı hala? Gelir şimdi, uyanmış. Ben kapıdan gürültüsünü duydum. İyi bakalım. Özür dilerim. Korkuttum. Yok, ben dalmışım da. Yardım edilecek bir şey var mı? Yok sağ ol. Bitti neredeyse. Kusura bakmayın. Çok yorgundum. Yani buraya direkt otobüs yokmuş. Önce İstanbul, sonra burası. Bayağı bir yol etti tabii. Dinlenmiş görünüyorsun ama. Evet. Mışıl mışıl uyumuşum. Salata falan yapılacaksa ben yaparım. Yani iddialıyımdır o konuda. Şimdi ona girişecektim ben de. Hadi o zaman buyur bakalım, seni görelim. Tamam. Maşallah çok efendi çocuk. Bak salataya da girişti. Maydanozları alayım mı? Her şey bana biraz tuhaf geliyor. Hiç bilmediğimiz bir adamı alıp eve getirdik. Hatta yatılı misafir yaptık. Kızımla 1000 yıldır tanışır gibi konuşuyorlar. Bütün bunlar normal mi geliyor sana? Bize normal gelmiyor olabilir ama onların tuhaf bir hikayesi var Erdem. Bunu biz anlayamayız, anlayamayacağız da. Yani tamam, tuhaf ama baksana. Ece ilk defa bu kadar mutlu hayatında. Soğan koyma değil mi? Çünkü salatanın hası soğanlı olandır. Tamam koy. Biz yeriz soğan, sorun yok. Ne iş yapıyorsun şimdi Ziya? Biliyorum çok tuhaf. İlk önce sormam gereken soruları sonra soruyorum ama... Çünkü biz farklıyız, öyle değil mi? Evet. Antalya'da turistik bir restoran işletmeciliğini yapıyorum. Ama esas ilgi alanım mutfak. Hesap kitaptan çok mutfağı seviyorum. Turizm okudum. Tam da mesleğimi yapıyorum diyebilirim. Ben iç mimarlık okuyorum. Baba mesleğini devam ettireceğim. En büyük isteğim de bu iğrenç beyaz plastikten pencereleri yok edecek bir şey icat etmek. Üzerinde çalışıyorum. Yani şimdilik sadece düşünüyorum. Kolay gelsin o zaman. Ne oldu? Bir şey canı sıkıldı sanki. Yok. Sadece... Yok bir şey. Lütfen benden saklama. Konuşuruz. Önemli bir şey değil. Yalnız kalınca. Tamam. Kuru domatesleri de 10 dakika kadar kaynar suda tutuyorsunuz. Bir avuç kadar yeter. Küçük küçük doğrayıp tavada bir kere çevirdiğiniz zaman tamam. Kısık ateşte 5 dakika beklesin, bayılacaksınız tadına. Kesin yaparım ben bunu eve gidince. Ne güzel yemekler biliyorsun Ziya. Ama Kaan,
Ben Kaan Ziya'da diyebilirim. Bu arada bak, ikisi yan yana güzel oldu. Hadi Kaan ya. Sabahtan beri aynı bardak. Hı? Ben çok fazla içmem. Çok fazla içkili ortamda bulunduğum için iş nedeniyle pek sevmiyorum. Hmm. Kuşu, ne oldun sen? Şarap mı çarptı? Biraz. E hadi o zaman. Herkesin uykusu geldiyse yatalım. Hareketli bir gündü malum. Aa, niye ya? Benim uykum yok. Aa, tamam ama Erdem. Güldük, söyledik, bitti. Daha ne? Çocuklar, sofrayı siz topluyorsunuz ona göre. Biz doyduk, Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın demiş adam. Hadi bey yürü, yolumuz uzun. Merdivenler çıkılacak daha bu kafayla. Hadi. Allah Allah, tatildeyiz ya. Nedir bu apar topar böyle? Tamam, biz de hızlı hızlı toparlayalım şuraları. Ben kapıyı açık bırakırım, girip yatarsın, olur mu oğlum? Ya ben keşke salonda yatsaydım. Yani o oda Ece'nin odası. Aa, olmaz, sen misafirsin. Hadi sabah ayık kafayla görüşürüz. İyi geceler. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri. Eteklerinde güneş ışığından... Hay Allah, rahatsızlık verdim size de. Ya. Aa, tamam artık, hadi. Yukarıdayım ve uyumuyorum, haberin olsun. Biraz yalnız kalıp konuşun. İkinizin de ileriye dönük şeyleri konuşmak istediğinizi biliyorum. Beni ya da babanı üzecek bir şey yapmayacağını biliyorum ve sana güveniyorum. Ama bu çocukla bugün tanıştım, bunu unutma. İster kız ister gücen, ben senin annenim. Ve Ziya gelip yatana kadar da uyumayacağım. Bu konuda babana söz verdim. Yoksa ölse sizi böyle bırakmaz, biliyorsun. Tamam anne. Daha farklı olacağını düşünmüştüm. Aslında sana otogarda sarıldığım andan beri hissettiğim... ya da hissedemediğim demek daha doğru olacak galiba. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var. Evlisin değil mi? Hayır ama... Bir sevgilim var. Evet ama bitti. Hayır, bitmedi. Bitse böyle konuşmazdın. Gözlerine öyle söylemiyor. Sadece beni mutlu etmek için böyle konuşuyorsun. Sana yemin ediyorum bitti. Sadece kafam karıştı o kadar. Kolay değil. Çok uzun zaman sonra yeniden karşılaştık. Ben zaten kimseyi sevmedim bugüne kadar. Sen de dedin ya, yerine kimseyi koyamadım diye. İşte öyle bir şey. Bak vallahi bitti ilişkimiz. Sadece çok yeni bitti. Hatta o yüzden bu rüyaları görüşün. Artık sana haber göndermeye başlamıştım. Bana inanmıyor musun yoksa? Ya senin hiç flörtün falan olmadı mı yani? Oldu. Ama tatsız tuzsuz birkaç macera. İşte sen de diyorsun ya. Birbirimizi beklemişiz biz. Her şey biraz fazla üst üste geldi, o kadar. Yani bu durumda kafamızın karışması doğal değil mi? Bilmiyorum. Ama benim kabul edemeyeceğim tek bir şey var. O da benim yüzümden bir ilişkiyi bitirmen. Lütfen ona geri dön. Ve hayatındaki bütün soru işaretlerinden kurtul. Ben beklerim. 100 yıl beklemişim. Birkaç yıldan daha ne çıkar? Her şeyi halledip geri geleceğim. Böyle bir zaman koyma önümüze. Her şeyi doğal akışına bırak. Birbirimizi bulduk sonunda. Öyle ya da böyle hayat bizi tekrar bir araya getirir, nasıl olsa o zamana kadar. Sen de ben de hayatımızı düzene sokarız. Bakarsın, ona geri döndüğünde onu ne kadar sevdiğini anlar. Orada kalırsın. Belki de doğrusu budur. Thank you.
göreceksin. Bir şey yaptı diye çok korktum. Allah korudu seni. Anne ne oldu? Yok bir şey yok, korkma. Tamam bitti, bitti. Polisi arayacağım, telefonları da almış. Senin telefonun duruyor mu Ece? Ya bu evin telefonu yok mu, gördünüz mü hiç, nerede? Cevap versenize. Gidip şu kredi kartlarını iptal edin bari. Yapamaz bir şey. Onları şifreli yaptılar ya, yeni sistem. Ya bu evde bir telefon var mı, biri bana cevap versin. Yok ben görmedim. Giyinip hemen polise gidiyorum. Allah belasını versin tamam. O pezevengin. Sıçtı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam. Evet, herhalde olay yerinde ifade geldi. Almaya devam ediyoruz. İşte sabaha karşı civarı, beklemiyoruz. Tamam. Kim dedin? Ha, biliyorum. İşte bir iki altın kolye vardı, üç tane cep telefonu, benim saat, kredi kartları. İptal ettirdiniz mi? Ettirdik, ettirdik. Bir şey yapamazlar bence. İşte 3 milyara yakında nakit para vardı. En kötüsü de laptop. İçinde işlerim vardı. Onu bulsam yeter. Evet. Dün gece içtik tabii. Bir de salata yaptı o pezevenk. Kusura bakmayın. Ziyanı yok. İçine bir şey mi koydu nedir? Sabah uyandığımda başım çatlıyordu ağrıdan. Spreydir büyük ihtimal. Uyurken sıkıyorlar. Bununla hep karşılaşıyoruz. Hatta köpek bile olsa evde bayıltıyorlar. Sevgi Hanım, biraz gelir misiniz? Hayır, ben de dinlemek istiyorum. Benim yanımda anlatın lütfen. Memur Bey. Bayağı bir telefon ettim oraya buraya. Malum küçük yer. Herkes birbirini tanıyor. Yakalanacak, hiç merak etmeyin. Dayısını buldum. Ona geliyormuş İstanbul'dan. Çocukluğu burada geçmiş, 10 yaşına kadar. Bu kasabada doğmuş. Sonra İstanbul'a taşınmışlar. Haytanın tekiymiş. Garsonluk marsonluk yapmış, bir iki yerde olmamış. Bir sürü borcu varmış. Alacaklardan kaçıyormuş. Adam bağırış çağırış oldu telefonda. Bin bir özür diliyor sizden. Küfür kıyamet. Yakalasınlar o deyusu. Affedersiniz, ben elimle hapse koyacağım diyor. Neyse, geçmiş olsun hepimize. Canımıza bir şey olmadı ya. Buyurun memur bey. Hadi anne söyle. Zamanı geldi. Hadi bana aptalın teki olduğunu söyle. Boş şeyler uğruna hayatımızı bile tehlikeye attığını söyle. Sen de kurtul, ben de kurtulayım bu gerilimden. Söyle ve bir an önce bitir artık. Bunları söyleyemem. Neden? Daharları mı var yoksa? Orada dur bakalım hanımefendi. Sen anneni daha tanımamışsın.
Bu dediklerini kafana kakacağımı mı sanıyorsun? O kadar küçük hesaplarım yok benim. Sen benim kızımsın. Senin kaybın bizimkinden daha büyük. Bunu yaşaman gerekiyordu. Yaşadın ve bitti. Herkes hata yapabilir. Ama herkes senin kadar cesur olamaz. Şimdi kafanı kaldır ve git polislere ifadeni ver adam gibi. Benim kızım iki telefon çalındı diye sünepe sünepe başını eğecek kız değil. Ben böyle bir kız yetiştirmedim. Sabır diyorum. İstanbul'a dönelim. Biliyorum ben ona yapacağım. Haklısın. Benim de canım burnumda yani. Anne, baba. Sen miyim bilmiyorum. Umurumda da değil. Belki de bir okyanus. Damlalar okyanusu. Okyanus damlaları tutuyor içinde. Büyük, koca.
kocaman. On tek bir aile. Okyanus dedim de aklıma geldi. Sana o kuşların hikayesini anlatmalıyım bir gün. Adaya inananların ölümünün, inanmayanların yaşama devam etmesinin öyküsü. Ölüm desem de bakma. Sonuçta hepsi aynı okyanusa dönmüyor mu bir şekilde? Ya da mukaddes. Ne önemli. Ama buradayım işte. Tam da senin yanında. Biraz kırgın, biraz buruk, biraz da yorgunum belki. Biliyorum kanatlarım küçücük. Biliyorum okyanus dediğin uçsuz bucaksız bir dev. Ama başaracağım. Uçup geçeceğim her şeyin üstünde. Bakacağım başım dimdik, göğsüm gurur dolu. İşte diyeceğim, işte yendim seni. Çünkü mukaddes ana, dedim ya, senin bittiğin yerden ben başlayacağım. Tekrar ve tekrar.